Türkçe'ye bir kayıt. Merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte eşitsizlik konusunu işleyeceğiz. Eşitliğe önce ufak bir giriş yapalım. Eşitsizlik nedir? Daha önce denklem konusunu işlemiştik zaten. Denklemi daha çok eşit kollu teraziyle anlatmıştık ve demiştik ki eğer iki tane boş elime eşit kollu terazi gibi düşünürsek birer tane kalem eklediğimde terazi dengeye gelir eğer kalemlerin ağırlıkları eşitse. Dengede olan terazinin denge durumunu bozmamak için eşitliğin sağ tarafına yani sağ kefeye ne ekliyorsam sola da onu eklemem gerektiğini söylemiştik. Şimdi eşitsizlik durumunda bir tane daha kalem alıyoruz. Ve bu durumda sol kefede iki kalem, sağ kefede bir kalem olacak. O yüzden sağ kefedeki iki kalem daha ağır basacağı için kefe aşağı düşecek, sağdaki kefe yukarı kalkacak. Burada bir eşitlik söz konusu olmadığı için bunu ben eşitsizlikle ifade edeceğim ve diyeceğim ki sol kefedeki ağırlık daha fazla, sağdaki daha azdır diyeceğim. Veya bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela daha önce demiştik ki Özgür'ün yaşının 3 fazlası 5'e eşittir demiştik. Şimdi böyle olduğunda bunun denklemini yazarken Özgür'ün yaşına x diyorum. Özgür'ün yaşının 3 fazlası x artı 3 kaça eşitti? 5'e. Şimdi bu bize böyle verildiği gibi aynı zamanda ne diyebilir? Özgür'ün yaşı yaşının 3 fazlası 5'ten küçüktür diyebilir. Peki bu durumda bunu ne ile belirteceğiz? Bir denklemle belirtemeyeceğiz. Bunu belirttiğimiz ifadeye ne diyeceğiz? Eşitsizlik diyeceğiz. Zaten bildiğimiz bir şey. Büyüklük, küçük büyüklük durumunu belirttiğimiz şey. Özgür'ün yaşına yine x dedik. 3 fazlası x artı 3. 5'ten küçük ise Özgür'ün yaşı olan x artı 3'ü 5'ten küçük bırakıyorum. Yani küçüktür 5 diyorum. Bu ifadeyi eşitsizlik olarak belirteceğiz. Şimdi zaten küçüktür, büyüktür durumunu biliyoruz ama bir ufak hatırlatma yapalım. X'ler 6'dan küçük ise, seçeceğim x sayıları 6'dan küçük kalacaksa, küçüktür işareti koyuyorum, x küçüktür 6 diye okuyorum bunu. Eğer x'ler 6'dan büyük olacaksa, seçeceğim x sayıları büyük olacak 6'dan, yani büyüktür işareti koyuyorum. X'ler 6'dan hem küçük hem de eşit olabilirse, x'ler 6'dan küçük ve eşit olabilirse eşitliği altına çizdiğim ufak bir çizgiyle gösteriyorum. X'ler 6'dan büyük olma durumunu da yine x 6'dan büyük diyorum. Büyüktür işareti koyarak ve eşitliği yine bu şekilde gösteriyorum. Şimdi eğer ki kafamız karışacak olursa x buraya değil buraya geldiğinde küçüktür büyüktür durumunu okumakta zorlanıyorsak şöyle de aklımızda tutabiliriz. Ağzı açık olan, işaretin ağzı açık olan tarafa büyük olan sayı gelecek, kapalı olan tarafa küçük olan sayı gelecek gibi düşünebiliriz. Şimdi burada birkaç tane eşitsizlik belirten ifade var. Birlikte bir onları yapmaya çalışalım. En az 5 yaşında olan çocuklar, en az 5 yaşındalarsa 5 ve 5'ten büyüklerdir. Bu çocukların yaşlarını x dersen çocuklar en az 5 olacaklar. Yani 5 ve 5'ten büyük. O zaman burada da yine eşitliğim var. Çünkü en az 5 de olabiliyorlar çocuklar. 8'den büyük sayılar dediğimde bu sayıları yine x dersek, x sayıları 8'den büyük olacaklar. 8'den büyük olma durumunu da büyüktür işaretiyle gösteriyorum. X'ler 8'den büyük oldu. Ağzı açık olan tarafa 8'den büyük olan sayı geldi. Bu kitap en çok 100 sayfadır. Şu en çok ifadesinin altını çizelim arkadaşlar. Biraz başlangıçta kafa karıştırıcı gelebilir. Bu kitap en çok 100 sayfaysa ya 100 sayfadır ya da ondan daha azdır. Yani en çok 100, 199 şeklinde olabilir. O zaman x sayısı en çok 100 sayfadır ve 100 de olabilir diyeceğim. Yani en çok en az durumlarımda eşitliği de almayı unutmayacağız. En az 70 liram varsa parama x dedim. En az 70 lira bu para. Yani 70 olabilir, 71 olabilir, 72 olabilir. En az 70 olma durumunu büyük eşit 70 ile göstereceğim. 6'dan büyük 10'dan küçük sayılar. X sayısı 6'dan daha büyük olacak. O zaman x'i şuraya koyarsak, 6'yı buraya koyarsak x sayısı daha büyük olacak. X sayısını büyük yaptım. 10'dan daha küçük olacak bu x sayısı yine. X sayısını 10'dan küçük yaptım. Ne oldu? X sayısı 6'dan büyük
10'dan küçük olduğunu göstermiş olduk. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. X sayısı 6 ile 10 arasındaki sayılar olarak da söyleyebiliriz. Aynı mantıkla eksi 8 ile 8 arasındaki sayılar eksi 8'den büyüklerdir, 8'den küçüklerdir. Peki eşitlik var mı? Hayır. Çünkü eksi 8 ile 8 arasındakiler diyor. Ekstra parantez açıp bize dahillik durumunu belirtmezse eşitliği koymuyorum arkadaşlar. Çünkü arasındaki sayılarda eksi 8 ve 8 alınmaz. 3'ten büyük, 10'dan küçük sayılar yine aynı şekilde ama burada bir de neyim var? Küçük eşit durumum var. Sayılar 3'ten büyük olacak. X sayıları 3'ten büyük oldu. 10'dan küçük olacaklar. Tamam, yine arasındaki gibi bir durum. Ama bu sefer kimin eşitliğini vermiş? Bu sayılar. Ona da eşit olabilir. Yani bir tarafta küçüktü varken diğer tarafta küçük eşit olabilir. 10'da eşitlik durumu var, 3'te eşitlik durumu olmadığı için. Peki bu aralıktaki sayıları düşünecek olursak, 3'ü almıyorum, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var ve 10 var diyerek bu aralıktaki tam sayıları söyleyebiliriz. Şimdi bunu sayı doğrusunda ifade ederken, sayı doğrusunda ifade ederken bilmemiz gereken başlıca şey sayı doğrusunun sağa doğru büyüdüğü. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Herhangi bir başlangıç noktası bana vermiş olacak, diyecek ki 8'den büyük sayılar. 8'den büyük sayıları şurada 8'i işaretliyorum. 8'den büyük sayılarda 8 olmayacağı için bunun içini boş bırakıyorum. Yani 8 sayısını dahil etmiyorum. 8 olamaz bu sayı. Ve sonra şurada verdiği ifadenin altını çiziyoruz arkadaşlar. Gerçek sayı demek içerisinde rasyonel sayı, tam sayı ve doğal sayı barındırır. Yani sayı doğrusunda 8'den sonra gelen her şeyi barındırır. Sadece tam sayı veya sadece doğal sayıları değil. O yüzden buranın tamamını tarayarak gösteriyoruz. Şöyle de gösterebilirsiniz. Kitaplarınızda böyle de karşınıza gelebilir. 8'den büyük gerçek sayılar, yani sayı doğrusunun tamamı, ama 8 dahil değil. O yüzden içini boş bıraktık diyebiliriz. Peki farklı olarak 11'den büyük olmayan pozitif tam sayıları gösterelim. 11'den büyük olmayan dediğinde 11'den büyük değilse ne dedik? 11 olabilir ve 11'den küçük olabilir. Ama 11'i dahil ediyoruz. Çünkü 11'den büyük değil 11 sayısı. 11 olabilir, 10, 9, 8 diye gidecek. Peki neden bunları biz hepsini taramadan göstereceğiz? Çünkü bize pozitif tam sayılar diyor. 11'i dahil ettim. Sonra bir önceki pozitif, yani bir küçük pozitif tam sayım 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1'i dahil ettim. Peki 0 var mı? Hayır, yok arkadaşlar. 0'ı pozitif veya negatifli katmıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11'den büyük olmayan dediği için 11'i de dahil ettim. Neden hepsini taramadık? Tekrar belirtiyorum. Gerçek sayı değil, sadece tam sayıları istedi bizden. Buradaki tam sayıları biz de tek tek onları gösterdik. Şimdi aynı mantıkla şunu yapalım. 12'den küçük gerçek sayılar. 12'yi aldık. Sayılar 12'den küçük olacaksa 12 olmayacaklar. 12'den küçük olacaklar. Küçük olduğu için sayı doğrusunun sol tarafını aldık. Gerçek sayılar dediği için yine ne yaptık? Sayı doğrusunun tamamını taradık. 12'den küçük gerçek sayılar sayı doğrusunun tamamını belirtti. Eksi 5'ten küçük olmayan, küçük olmayacaksa ne olacaklar? Büyük ve eksi 5'i de dahil edeceğiz. Eksi 5'i şurada aldık. Eksi 5'ten küçük olmayacak sayılar, eksi 5'te var o zaman. Küçük olmayacaklarsa büyük olacaklar dedik. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1 sayılarını aldık. Negatif tam sayı dediği için yine bunların içini ne yapıyoruz? Dolduruyoruz çünkü bunları dahil ettik. Tam sayı dediği için sayı doğrusunun tamamını taramamıza gerek kalmadı. İçinden tam sayıları seçtik ve işaretledik. Evet arkadaşlar.